Murat Övünç'ü takip ediyorum Instagram'da. Çok kötüyüm. Tedavi göreceğim. Acayip bir şey. Bir de korkunç bir şey. Takibi bıraksam haberi olacak. Telefon açacak. Nasıl takibi bırakmadan bırak bilmiyorum. Böyle şeyler söylüyorlar. Mesela diyorlar ki işte sessize al onu. Sessize al diye karşıma çıkıyor. Karşıma çıkıyor. Korkunç. Korkunç. Ama takip edenler seviyorlar herhalde. Çok öyle eğleniyorlar. Şimdi benim için çok değerli bir sanatçı gelecek. Yıllardır hem müzikte hem sahnelerde hem televizyonda hayatımızın önemli bir parçası. Onu her seferinde görmek beni çok mutlu ediyor. Hanımlar beyler, Aydın! Tatlım efendim, ne güzel gözlük. Çok teşekkür ederim. Ne güzel gözlük. Böyle şeyleri de var galiba değil mi? Taşlar mı var etrafında? Evet. Evet. Çok şık. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim. Harikayım. Biraz daha seyirciye doğru dönebilirsin. Bu tarz şovların şekli bu oluyor. O da çok seksi oldu şimdi o oturuşunda. Vallahi billahi. Yo. Şöyle bacak bacak üstüne atınca. Yani beni en güzel yerlerimden seyrediyorlar işte bak. Evet. 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 Maşallah. Radyoda, Show Radyo'daki program çok güzel geçmişti. Aydın'la uzun uzun eğlence şekli ve eğlence mekanları üzerinde söyleşmiştik. Yine öyle yapmak istiyorum ama elimde biraz da bunları anımsayalım, tekrar dinleyelim ve eğlenelim istiyorum. Gel şu eski kliplere biraz bakalım. Kıvrak, oynak, eller beller kıvrak, kıskıvrak, oynak. Bu ne acayip, dur, ne acayip bir şey ya. Ben bunu hiç anımsamıyorum. Ne, hangi sene bu? Bu 1995. Yapma ya. Çok güzelmiş. Kıvrak. Değil mi? Oynak. Ben de anısı çok büyük. Çünkü rahmetli Aysel Gürel yazdı sözlerini. Hayatımda ilk defa onunla çok sıkı fıkı olduğum bir 48 saatte çok mutlu geçirdik o 48 saati. O yüzden bu şarkının anısı var. Evet. Peki nasıl sözleri? Kıvrak. Ne diyorsun? Köpüğümde sen varsın, bu bu yakarsın. Hmm. O kadar. Yani gerisini zaten evet. Söylemeye gerek yok. Klipte var zaten. Görelim. Kıvrak, kıvrak. Oynat, gönlüm çok şaşırır, aşka geldim. Çok acayip saçlar maçlar filan ya. Sen deli misin? Ya o buradaki bir kızda bulamazsın o saçı. Vallahi. Bulsak yolarız zaten şimdi. Bu hatıraya ihanet ediyor diye. Evet, devam. Anla beni. Dur. Bu ne ayol? Böyle bir elbise mi var? Elbise çıplak değil, vücut o, gibi o giyilen bir şey. Pantolon, o da 1996 yıllarında Jean-Paul Gaultier'in çok özel bir koleksiyonu. Ha. Ben Milano'dan yeni gelmiştim o zaman. Hmm. Onu aldım. Tabii o klibin o bölümleri de yayınlanıyordu o zaman yani. Pantolonun üzerinde bir hayır, bir ceket. Cekette çıplak bir resim var. Resim var. Ha, o sen değilsin yani. Ama sen, altındaki sana baksak sen de öylesin. Ben ondan daha iyiyim de o da fena değil. Evet. Peki. Devam. Dur. Ne yapıyorsun? Bir şeyi mi yalıyorsun orada? Nedir bir... örtü mü o ne? Gümüşü parlat dediler. İlaç bulamadım. Dilimle parlatmaya çalıştım. Ya biliyorsun şimdi çok kliplerin yeni çekildiği dönemler. Tabii hani, tabii. Hani onu oradan ağzını bir sürt diyorlar. Sürtüyorsun. Ne yapacaksın? Daha hani müdahale de edemiyorsun. Tabii tabii ne derlerse yapıyorsun. Peki de 90'ların klipleri hakikaten çok özgür.
Çok özgür. Çok özgür. Yani her şey var, her şey var. Şimdi böyle bir ıkınma görüyorum her şeyde. Bütün işlerde ıkınma görüyorum yani. Tamam mecburen. Güzel yapılıyor, ışığı, rengi filan ama devam. Mesela bak aynen bunu söylemek istiyorum. Yani herkeste bir rahatlık. Oh bir rahat nefes alma var. Oh diye yani bitmiyor. Oh'lar, ah'lar, uh'lar. Evet evet ve o bitmiyor. Çekim klibi TRT kendi çekti. Aa. O öyle bir özelliği de var. TRT'mize bak sen. Evet. Değil mi? Bir ferahlık. Yani değil mi? Bunu bugün bu ferahlığı sağlamak için insanlar değil mi? Su kenarlarına gidiyorlar. Kayalıklara çıkıyorlar. Kimsenin olmadığı yerleri buluyorlar böyle bir. Oh, hani bir ferahlık. Orada sen şarkısını yapmışsın. Her gün söylüyorsun. Diye. İşte bu ferahlık. 90'larda bu vardı. Klipler de yeniydi. Evet. Devam edelim. Bu çok modaydı ya. Bacaklar hep modaydı. Herkes bu bacaklar. Hepimiz geçtik. Hepimiz şey geçtik. Değil. Ben aklına Mustafa Sandal o da herkes o bacakları bacak öyle duracak arasından. Arada duracaksın. Zorumuz neydi? Zorumuz neydi? Yani demek ki bir eğlence oluyordu. Çünkü o sene 94'ten sonra işte 95 falan diyorsun değil mi? O seneler benim de başladığım yıl işte 94'ün sonu 95'in başı. O seneler ekonomik kriz 94 ekonomik krizi herkes perişan batmış millet ekonomik krizden. Aynen. İşte iş yerleri kapanıyor millet işten atılıyor falan. O sırada Aydın geliyor deyince millet o bunalmışlıkla tabii dağıldı. Çok aynen. Sanatçı çıktı. Kaç tane müzisyen çıktı. Şovmenler çıktı. İşte benim gibi talk showcular çıktı vesaire vesaire. Yani bir hakikaten bir eğlence, rahatlama, ferahlama. Madem para yok oynayalım arkadaşlar. Öyle bir aynen şey var. Aynen öyle. Ve senin tam da sahne aldığın zamanlar tabii. Papyon'da. Evet. 90'da başladı. 90 mıydı o? 1990 Şubat ayında meşhur oldum. Nasıl oldu? Meşhur oldum deyince hemen bir ayda mı bir gece hemen mi? Hemen hemen daha bir ay bile sürmedi. Hmm. Çok şanslıydım. Ama yerel meşhurluk. Evet. Hani Etiler civarı sosyete şarkıcısı. Evet ama tabii herkes başka yerlerden geliyor. Ama oraya. Gazetelerden duyulduğu için kapılardan taşıyordu evet. İnsanlar. Bir de tabii radyoda da konuşmuştuk bunu. Çok önemli bir şey. Orada bir istikrar vardı. Yani kaç tabii. gün haftada sahne alıyordun? 7. Hı? 7. Hakikaten mi 7? Aynen 7. Peki kaç hiç kişilik bir yok. Kaç kişilik bir mekandı? 250 kişilik mekandı. Yapma yahu. Evet. 250 kişi haftada 7 gece yedi doluyor gece. Ve kapıdan taşıyor millet. 3-4 ay cumartesi ve pazar cuma günleri kapalı, dolu. 3-4 aya rezervasyon verilemiyor. Hafta içine veriliyordu. Peki ne yapıyorlardı insanlar? Yiyorlar, içiyorlar. Yemek var yemek mıydı? Yok, hayır, yemek yok, hayır. Eğlence. Güzel. Sadece güzel tarafı hani insanlar bistroydu. Yani masaların kenarında herkes sohbet edebiliyordu ayakta. Ayakta. Hiç oturan yoktu. Oturan yoktu, evet. Evet. Güzelmiş, çok güzelmiş. Yani ve tabii ki müthiş bir istikrar. Bu ne kadar sürdü? Toplam böyle masalı bir kulübe transfer olmama 4 sene. Ben ne hatırlıyorum biliyor musun? Ben yine evliydim o sırada ve hep evliydim zaten. Hayatım büyük bir bölümü evli olarak geçti. Tanımıyordum seni. Eşim seni gösterdi böyle upuzun saçlarınla. Markette. Dedi ki o kadar tatlı bir adam ki, o kadar eğlenceli bir adam ki diye seni gösterdi o zaman. O zaman tanıdım. Galiba hemen televizyona çıkmıyordun o 90'ların başında falan çıktın. 95'te ilk Kanal 6'da ilk denemeyi yaptım. Tamam, 96. Kanal 6'da. Demek ki benim o seni gördüğüm o zaman herhalde 96 öncesinde. Evet, eşim markette gösterdi. Evet. Alışveriş yapıyordum, çok 92-93'tür o. Evet. İnceciktim. Çok inceydin yani, hatta. Yani 55 kilo filandım.
Yapma yahu, 55 hakikaten. 55-60 kiloydum ama yani 20 yaşındaydım. Ya. 30 sene geçti. Evet, evet, normal. Hepimiz kalınlaşıyoruz. Yani. Evet, kediler de öyle. Eve kedi alıyorsun, küçücük, sonra kocaman oluyor, kocaman. Evde besleyince tabii. Şişmanlıyor. Biz de biz de evde beslenen kediler gibiyiz yani. Aynen. Evet, pekala, devam. Ne oluyor bu etrafında bir şeyler? Her klibinde böyle bir şey var. Ne o? Birileri sana kumaş mı tutuyor? Ne yapıyor? Tam göremiyorum onu da. Lastikli çarşaflar var lastikli. Ya. Hani bu penye. Ne onun bir adı var. Evet. Likra. Likra mı? Ha. Onu gerdiler. Arkada birileri silüetini çıkarıyor. Ya, güzel. Ben de onlara yaslanıp böyle bir sahne. Yani ya. Bana sorma. O zaman inan bilgim yok. Allah rahmet eylesin Mustafa Maya da. Mustafa Maya da Allah rahmet eylesin. Peki bir de her klibinde bir kızlar oğlanlar bir yerlerde dalıyor. Hala öyle. Bir sürü insan var. Evet. Tek olmayı sevmiyorum. Evet. Hani illa birileri olsun istiyorum. Evet. Ajda Pekkan da keşke böyle düşünse. O da hep tek başına. Yazık yahu. O ama hiperaktif. Evet. Aktifim ben. Evet, evet. Peki, devam. Masallara kanma kuşum, güzelse eller yorulursun. Bu da bu kuşum lakabının gelme nedeni mi bu şarkı? Aynen öyle. Evet. Çünkü şarkı çok tuttu. Bunu bilmeyen yok. Yani şöyle söyleyeyim. Öyle bir dönemdi ki Televole'nin hükmettiği bir televizyon, magazinlerin çok olduğu bir dönem. Tahmini 30 tane kamera kuaförde karşısında saçım kesildi. Yapma ya. Evet. O bir iddia falan mıydı? Hayır. Aydın'ın saçları kesiliyor. Oo, kıyamet koptu yani. Evet. O magazinlerde yayınlandı. Sonra da benim. Ama şu albüm gerçekten çok değerli kişilerin çalıştığı bir albüm. Hani şimdi hepsi müziğin en tepe noktalarındaki kişiler. O zamanki Universal'den çıkan bir albüm. Böyle 10-12 şarkılık. Gerçekten hakkını bulmuştu. O zaman 1 milyon satıyorduk. Bir araba hediyesi. Hep öyleydi işler. Evet. Yani 1 milyonu hemen sattık. Şimdi hiç böyle... Satılıyordu. Evet. İnsanlar kopya satın alıyorlardı ve evlerinde dinliyorlardı, ardı ardına dinliyorlardı. Halbuki yine radyolar vardı. Vallahi kopya yoktu o dönem. Hayır, o kopyayı söylemiyorum. Yani hard kopya anlamında kopya. Yani CD örneği satın almak anlamında. Evet, kopya aynen, o yüzden söylüyorum. Aynen. Yani. Evet, çok acayip. Yani bir de eğlenceli bir dönem. Ekranlarda... hayatı izleyişimiz böyleydi. Herkes bir eğlence. Hakikaten aşklar, meşkler. Tabii bu tabii ki magazinler falan iyi etkisi de oldu, kötü etkisi de oldu. Fakat bu saçının 30 kamerayla kesilmesi çok acayip. Evet, acayip bir şey. Ha. Vay be. Bir örnek verdiler mi sana? Saçından falan bir parça falan bir tür. Çok güzel saç. Yok öyle yani çok uzundu ama çıktı bir ay içinde 1 milyon sattı. Böyle kurdeleye bağlı bir araba geldi. Maşallah. Hayırlı uğurlu olsun maşallah diye. Tabii, korkunç bir şey. Korkunç dediğiniz o dönem aynı şirkette olduğum Ravit El Roman Sibelcan yani 7-8 milyon yok satıyor. Ya o kadar evet, rakam var mıydı? Evet. Gerçekten satıyorlardı. Yani. Gerçekten bakın bunların hepsi kayıtlıdır o dönem. Şimdi kalmadığı için konuşabiliriz. Rocks müzikte vardı. Çok acayip bir şarkı ya. Bir de senin için de özel bir durum tabii ki. Çünkü her zaman bir özellikle kulüplerde sahne alan, kulüplere çok iş yaptıran sanatkarların albümde şansının yaver gitmediği söylenir. Aynen. Bu birçok sanatçının başının belasıdır. Örnekse senin gibi kulüp işi, canlı performansı çok yüksek, çok iyi olan insanlar nedense ya bunlar çok iyi de işte albümleri satmıyor. Albümleri iyi satanların da kulüplerde işi yaver gitmiyor gibi bir kaderden söz edilir. Örnekse Kenan Doğulu bunu yıkmak için ne kadar uğraşmıştır? Kenan'ın herkes Kenan'la ilgili derdi ki ya bu Kenan'ın sahne performansı muhteşem, o kadar eğlenceli, bu kadar güzel ki fakat albümleri satmıyor.
Seninle ilgili söylenirdi. Albümleri satmıyor ama sahnesi muhteşem, çok başarılı filan. Bu galiba o kaderi kırdığım şarkı. Hmm. Evet, peki devam. Derinden yorulursun masallara, kanma kuşum güzelse. Vay be! Kuşum klibi de çok güzelmiş ya, o rengarenk ama kısa saç da yakışmış orada ya, evet, maşallah. Evet. Çok yakışıklısın hakikaten, maşallah. Peki, gel şimdi de yeni şarkıya bakalım. Yeni bir şarkı var. Evet. Şarkının adı Moda. Hangi moda bu? Semt olan moda mı yoksa moda mı? Bu bildiğin moda. Bildiğimiz. Kıyafet modasından çıkan bir moda. Moda. Sözleri Ayla Çelik'le Hakkı Yalçın yazdı. Hmm. Müziği de Ayla Çelik yaptı. Aranjesi de, düzenleme de Okay Barış'a ait. Çok güzel, Okay Barış'a bayılıyoruz. Müthiş bir adam. Bayılıyorum. Bizde sahne aldı burada. Biliyorum, kameramızda. Aynı o zamanda gün çalışıyordum, gelemedim. Ay canım efendim. Çok... Aynı zamanda geçen gün programımıza da konuk oldu. Kemal Yıldız çekmiş evet. Klibi de. Bakalım nasıl bir klipmiş. Dur. Çocuklar çok eğlenceli. Çok. Senden fazla göstermiş zaten yönetmen onları. Ben öyle istedim. Öyle mi? Çok eğlendim. Hı-hı. Hani orada çok eğlenince dedim ki yani evet, onları daha fazla görün. Benim artık beni tanıyorlar. Görünmesem de fazla evet, olur. Evet. Dedim. Tabii yeni değilsin. Yeniyi göstermek aynen, lazım insanların evet, beynine evet, nakşetmek evet, için değil mi? Evet. Pekala. Mesela röportajlardan biliyorum. Zaten söylediğin şeyler... bu niye 2017'de demişsin ki en büyük hatayı yurt dışına giderek yaptım? Halbuki huzur çok, bulmaya gitmiştim. Yani şöyle hani... Ne zaman yurt dışına gitti onu bilmiyorum onu. 2014'te topladım pılımı pırtımı gittim işte. Allah Allah. 3 yıl kaldım döndüm. Hmm. Hani yapamadım orada. Hmm. Evlendim pasaport oturum için. Hmm, hmm, hmm. Ev aldım. Bayağı başladım yaşamaya ama... Neresiydi bu? Ben Almanya'ya gittim. Almanya'ya gittim. Ama hı, evi Amsterdam'da aldım. İyi yaptın. Çok sonra baktım... Yani istediğim gibi yürümedi. Hani... Yani... 15 yaşından beri, 16 yaşından beri gittiğim... Ne Almanya, Almanya'ydı... Hı. Ne Amsterdam, Amsterdam'dı. Turistken daha iyiymiş. Evet. O yüzden dedim ki olmuyor, hadi yallah. Hmm. Geri. Evi de sattım. Hmm. Pasaportu, oturumumu da geri verdim. Boşandım, döndüm. İyi yapmışsın. Bu belki bizim acaba mizacımızla ilgili mi? Yani çünkü bazı ülkelerin insanlarına bakıyorsun, bir sorumluluk hissetmiyorlar. Şimdi yani hayatım, şehirle ilgili, şeyle akşam ilgili. 7'den sonra kimseyi arayamıyorsun, istemiyorlar. Böyle kuralları var. Hmm. Gerçekten. 7'den sonra? Evet. Kolay kolay arayamazsın. Almanya'da yaşayan Türklere sorun. Amsterdam'da veyahut da oralarda yaşayan. Hmm. Arayamazsın yani. Sana telefon açıyor, yemeğe davet etmiş. Kaç köfte, kaç patates yersin diyor. Ulan diyorum ben yanlış mı anlıyorum? Acaba dur dedim duştayım bir kapağa bir Türk arkada dedim bu bana köfte patates. Evet. Ki hiçbir şey ikram etmeden çikolatalar orada duruyor. Elim gidiyor. İlla o sana ikram. Yani kurallar bizden asla aynı değil. Ya bu ne canım böyle? Samimiyet de aynı değil. Evet. Ha özgürlük belki bizden daha iyi ama 3 sene dayanabildim. Dedim ki benim yaşayıp doğduğum, büyüdüğüm ve öleceğim evet, yer Türkiye'ymiş. Canım efendim evet. Yani hakikaten gerçekten pılımı pırtımı topladım. İnan tatile bile geçmiyorum. Hımm. Ev sinirim bozulmuş. Evet öyle oluyor. Ben de yurt dışında okurken böyleydi. Deli oluyordum yahu. Evet. Evet bu çok 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 fena bir şey. Peki akşam 7'den sonra niye arayamıyoruz? Mesela senin canım çekti. Arayamaz mıyım? Ya canım çok yakınsan, ha, yakınsan arayabilirsin yani, ama ben yakını da arayamıyordum. Gözüm şişti bu kadar. Evet. Bir gözüm kapandı. Bir böcek mi ısırmış ne ısırmış? Hı. Acilde mal gibi bekletiyor. Ölüyorum ayol. Hı. Meğerse ambulanssız gelmediğin zaman evet, öyle bekliyormuşum. Ambulansla girersen
acil oluyormuş. Hani şimdi burada biz öyle değiliz çok, yani. Çok fena. Hani anlatmakla bitmez. Olur, hani çok, bir çok çan iyi. Çan arıyorsun, iki dedikodu arıyorsun, iki pijamaları çek, gel otur bir Türk kahvesi yapalım, anlat kim kimle ne yapmış, kim kimle. Evet, hani bir kaynaş ova yok, o da yok, Allah dedim. Ya biz de misafirliğe gidersin, gece yarısı adamı yatağından kaldırırsın, pijamayla gelir, bütün ailede bir sevinç. Evet. Evet, kapıyı çalarsın, meğer hepsi uyumuşlar ama pijamalarla kalkarlar, çoluğu çocuğu kaldırır, o zavallar ertesi gün okur. Herkes sevinçten ölüyor sen gittin diye. Buzdolabı açılır. Buzdolabı hemen açılır. Buzdolabını açamazsın, Allah korusun. Evet. Sıkar yani. Ama senin evine geldi mi etleri lüpletiyorlar. Maşallah. O da ayrı. O Turkish food delicious. 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 Sana gelince kaşıkla koy üç kaşık. Çok fena ya, bu çok ya. Çok sıkıldım vallahi. Hiç yani asla ve hatta özlemiyorum. Buradaki arkadaşlarımı, buranın havasını, Boğaz Köprüsü'nü hiçbir yerini, hiçbir şeye değişmen, pasaportu da alıp hediye ediyorum onlara. Zaten kapıda polis dönerken böyle dedi. Emin misiniz Türkiye'ye dönerseniz bu yanacak? Hiç İngilizceye bile tahammül edeme o kadardır ama yansın canımı al dedim. Bravo. Ya işte bunu, bu tabii ki senin bu söylediklerinin çok kişi de biliyorsunuz basında filan da çıkıyor. İşte yok efendim sosyal medyadan filan da çat Kanada'ya gitmek ister misin? Biz hemen şey yapalım işte göçmenlik bilmem nesi falan filan. İşte gel seni Londra'ya yerleştirelim. İşte Ankara Anlaşması yok efendim işte Kanada'ya. Yok efendim işte şey ne orası Montenegro falan filan bilmem ne. Hakikaten biraz bu insanı bir de orada biz görüyoruz. Ben gittiğim zaman. Böyle benim çok fazla yok da işte kız arkadaşımın arkadaşı aman geliyorlar bir met ediyorlar bizle buluşuyorlar diyor ki aman diyor buraları bir güzel diyor falan filan. Öyle bir met ediş var ki sanki biz o ülkelerin tarihini filan özür dilerim bir dakika susun evet aşağıda çok bazen kulisten ses geliyor da o senin arkandan bekleyen sanatkarlar var. Çaktırma. Evet. Yani diyor ki mesela geliyor bir met ediyor diyor ki buraları diyor çok güzel diyor siz de hemen gelin diyor. Bu aynı bir dönem neydi şu şeyin oraya taşı hani şeyin İstanbul'un çevre periferiğine böyle çevresine taşınan insanlarda mesela bunlara ev ziyareti falan yaptığın zaman ne orası ne evleri bir Zekeriya köyler çıktı ondan önce de iki evler vardı. İşte Acar kentle öbür bıdı bıdı evleri. Ne? Ya Beykoz konakları. Ya bu Beykoz konaklarında bir arkadaşa yani davet ediyorlar gidiyorsun bay ama o zaman uzak geliyordu. Şimdi orası bile yakın. Ondan sonra Beykoz ne olur buraya taşının ne olur gitmeye kalın. Diyor ki eve gidecek uyuyacağım ayol. Yani ona diyor ki ne olur gitme ne olur gitme. Sonra da hep kapıdan çıkınca onu düşünün. Oh Allah dedim bununla dedim imtihan etmesin yani bu uzaklıklara şey yapıp yani taşınmam. Şehrin içinde oturuyoruz. Tabii ki etrafımızda şehrin içinde ağaçlar, ormanlar, işte sincaplar, fok balıkları, balinalar falan neyse işte bunlar yok. Ama uzağa gidenler çok insan özlemiyle yaşıyor. Şimdi gittikçe bu açıldı. Eskiden bu söylediğim yerler uzak gibi geliyordu. Bu insanların bunu bilmesi lazım. Çoğunlukla çaktırmıyorlar. Çaktırmıyor. Diyor ki çok met ediyor. Burada diyor çok mutluyuz diyor. Burası diyor o kadar medeni ki diyor falan. Ama aradan bir iki saat geçiyor böyle sohbet falan. Böyle bazen gözü yaşarıyor böyle. Ondan sonra diyor siz de gelmez misiniz buraya diyor. O hakikaten böyle bir insana hasret demek yaşıyor. Ama diyor ki işte her zaman söylüyor. Burada diyor çok güzel parklar var. Yahu sen sincap mısın? Ya sana ne parktan? Parkta mı yaşayacaksın? Hiç. Ağaçta mı yaşayacaksın yani? Tamam yeşili korunmuş olabilirler. Güzel. Ama bizim oradaki Türk vatandaşlarımızı çok yormuşlar. Öyle mi? Allah'ından bulsun hepsi. Evet. Gerçekten gülüyoruz da gerçekten o madenlerin altında hani böyle 60 yılında gidenlerden evet, evlatlarında anlatıyor. Evet. Çok yormuşlar. Evet. Neyse. Evet. Bizim işçilerimiz hakikaten o ülkelerin ekonomilerine katkısı... Aynen.
Aynen. Kolay değil. Bir de benim anlamadığım şey, şimdi bütün bu ülkeler bizim yurttaşlarımızdan boşanmak istiyorlar. Boşanmak istiyor. Diyor ki bir takım işte yıllardır, ben öğrenciykenden beri çok uzun yıllar hep böyle işte o belediye ile ilgili, polisle ilgili yerlerde filan hep o afişleri gördüm. Memleketinize mi dönmek istiyorsunuz? Biz bunu kolaylaştıralım. Size biraz para verelim. Gidin. Gidin memleketinize gidin. Şimdi iki katı olmuş. Evet. Şimdi boşanmak istiyorsun. Ulen normalde bir adamla kadını boşarken bile diyorsun ki işte adam bu serveti yapmış ama bu serveti de hanımı sayesinde, kadın sayesinde yapmış ya da kadın yapmış adam sayesinde. Bu da ona destek olmuş. Bütün ülkelerin medeni kanunlarında var. Dolayısıyla böl babacım ortadan. Böl serveti ortadan. E hadi versene bakalım bu adamlara. Bunlar senin ekonomini var etti. Kendi aynen. yurttaşını çalıştıramıyordun. Kendi yurttaşına her işi yaptıramıyordun. Bunlar seni var etti. Aynen. Yani bu işte bunları burada bu lafları söylüyoruz. Bu da hani insanlar böyle milliyetçilik, popülist laflar etmek falan gibi yorumlamasınlar. Hakikaten bizim oradaki o ekonomilere katkıda bulunmuş kaç kuşak yurttaşımız var. Onların aynen. değerinin bilinmesi lazım. Bunun için savaşılması da lazım bu haklar için. Değil mi efendim? Peki. Hani öyle Almancı deyip geçmemek lazım gerçekten. Evet, evet kesinlikle. Peki, şöyle bu şey laflar ediyorsun bazen böyle... Abuk subuk. Hayır abuk subuk değil. Alaturka laflar ediyorsun böyle. Ha, yani, var bir Alaturkalık. Seviyorsun. Ah cenazeme gelmesin. Böyle bunları çok söylüyorsun bunları. Ay söylüyorum. İçimden geldi söyledim. Ne var? Tamam kızma tamam peki. Of, adam gelmiş evime 5 yıl yemeğimi yemiş. 10 yıl yemiş içmiş. Borç istemiş, onu yapmış, bunu yapmış, arkamdan gitmiş, hepsi hiçbir şey yokmuş gibi düzmüş geçmiş beni. Ne yapmış? Yani paranı... Yani, hayır, arkamdan konuşmuş. Ha, konuşmuş. Böyle bir konuşma yok. Şimdi o adama ne diyeceğim? Ay gel canım. Konuşmuş, dedikodular düzmüş anlamında. Dedikodular düzmüş. Evet. Evet. Öpeyim mi gidip adama? Hayır öpme. Gittim arkadaşıma dedim ki bu pislik bir daha hani ben ondan önce ölürsem inşallah ölmem de ben ondan önce olursa gelmesin ya dedim. Ya bebeğim arkadaşına dememişsin ikinci sayfa programına demişsin ya. Arkadaşım İkinci ya. Sayfaya dedim arkadaşım ha arkadaşım için. Olsaydı anladım. İkinci peki. sayfa niye gelmesin canım? Hep birlikte gelirsiniz. Allah göstermesin Allah korusun. Yahu Allah korusun canım efendim benim. Maşallahım var hiçbir şeyim yok. Peki demişsin ki Türkiye beni kuşum Aydın olarak tanıdı ama o kuş öldü. Kartal doğdu. Artık herkes benden korksun. Ne güzel bir kelime. Havalı değil mi? Çok havalı evet. Kuş öldü baby, kartal geldi. Kartal geldi. Onun gibi ya. Yani o bir şeyden söylenmiş. Peki. Aman ne bileyim ben de Allah aşkına. Şimdi bir de bak başka bir şey daha bu da çok hoş. Ya bunu insan bu lafla bırakalım. 1987'de İsviçreli bir kız arkadaşım vardı. Evet. Senden hamileyim benimle İsviçre'ye gel dedi. Ay bu böyle değil. Şimdi bunu çevirip burada yazan bu, özü bu olabilir. Öyle demedi, peki. Hamilelik bu, falan doğru mu? Şimdi burada oturup bunun hikayesi uzun. Peki, yapma. Ben Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Hmm. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken İsviçreli bir kız arkadaşım oldu. Tamam. O dönemde ben hamileyim buradan ya beraber gidelim dediğinde tırstım. O zaman öyle... Şimdiki gibi ben İsviçre'ye gidiyorum diye bir şey yoktu. Tabii. Ha ben onu anneme babama söylesem dayak yemiştim evet. gibi durumlar bundan ibaret. Ondan sonra da arkadaşlarımla bir gün pilav okulun pilavları dedik gerçekten böyle bir şey varsa bulalım. O dönemde kayıp aranıyorları şey buluyor Yasemin kim o? Yasemin buluyor. Ya unuttum. Çok ayıp olacak. Çok ayıp olacak. Bunu bulamazsak... Yasemin'in penceresi. Bak. O buluyor. Ama... Kızın soyadı penceresi değil ki. Soyadı penceresi değil programın adı. Yasemin... Yani hatırlamış mı olduk şimdi? Oldu tabii. Oldu.
Neyse. Bu da ayıp olur. Daha çok ayıp olur bu. Bu da hemen bulun. Ya bu daha çok ayıp olur. Kızın soyadı penceresi değil. Hanımefendinin soyadı. O da ona... Ne? Ha, Yasemin Bozkurt. Ay Allah, ucuz kurtardık. Evet. O da Müge Anlı kadar dirayetli değilmiş. Bulamadı. Ha, Müge Anlı olsaydı çat çat çat. Şimdi artık bu saatten sonra da ben şimdi üstünde durmadım. Şey Müge Anlı yarışma sunuyor şimdi, biliyor musun? Evet Müge evet. Müge Anlı yarışma sunuyor ama o yarışmadakilere nasıl katil muamelesi? Ne oldu, neredeydiniz? niye cevap veremedin? Bir de niye cevap veremedin? Adam ya. Herkes tutuk, hani onun şey polisler falan geliyor ya, adamı oracıkla stüdyoda tutukluyorlar falan. Karşısındaki yarışmacılar hepsi korku içinde. Vallahi bilemiyoruz niye bilemedik falan. Tak diyor, oradan gelecekler, kelepçeyi takacaklar. Soruyu bilemeyenleri götürecekler, asacaklar, hemen sallandıracaklar orada. Yani ben korkmaya başladım. Bu kadar yıldır tanıyorum Nigar Kanlı'yı. Yani ben vallahi ben korkmaya başladım. Peki hayır, şunun için soruyorum. Belki de böyle bir çocuk doğdu diyorsun. Evet. Belki. Ha, yani bilmiyorum işte. 30 yaşında olmalı demişsin o tarihte. Evet. 2017'de. Şimdi 32 yaşında. Ya bu ne güzel olur. Aslında çocuklar biz bulsak olmaz mı? Ha? Biz yani bulsak gelse elini var, öpse babasının. Adını biliyorum. İsviçreli bir adam, 32 yaşında. Soyadını unuttum. Aynı zamanda pastacıydı. Pastacıydı. Evet ya. Evet. Evet. Bizi neyse. İsviçre'den izleyen kız pastacı. Evet. Adı da Graziella. İsme bak. İtalyan kantonuna yakın herhalde. Nasıl söyleniyor? Graziella. Graziella. Vay be. Çok iyiymiş ya. Graziella. Güzel. Peki. Yine diyorsun ki işte birkaç sene daha sahnelerde olacağım. Sonra Bodrum'a yerleşmek istiyorum diyorsun. Evet. Hayırlısıyla Allah o günü göstersin. Birkaç işim daha var. Hazırladığım projeler, şarkılar. Onları da yapayım. Sonra pılımı pırtımı topladığım gibi gidiyorum. Peki yani Bodrum o kadar uzak değil ya. Buradan kalkıp Bodrum'a... Yani değil. Bodrum'a gidiyorum ama. Yaz yani, kış orada yaşamak için. Ha, hani bu bir jübile de değil. Bodrum'da çalışırım. Hani bu kadar kovalamak, sabah akşam iş derdi olsun istemiyorum. Bizde iki tane orada, hem Dada Salon'un barı var, hem Dada Salon'un braserisi tamam, var. Tamam, geçerim tuvaletine, büyük. Otururum, beklerim orada. Şarkı söylersin. Ay isterseniz söylerim. Çok isterim. Burada da çok istiyorum. Burada hemen. Burada yani bir kalabalığın içinde ben de olayım istiyorum. Ben çok, sahnede gördüm. Çok heyecanlandım. Ay canım efendim. Çok. Ben davet etmiştim fakat... Aydıncığım gelememişti işlerinin yoğunluğu dolayısıyla. Şimdi ilk defa görüyor kabaremizi. Ben de çok acayip, istiyorum burada olmanı. Acayip bir şey olmalı burada. Evet. Şarkı dışında bir kaynamam lazım. Evet, benim. Oyunlar var. Evet, evet, onun bir içinde bir evet. Katil kimin vardı, devam mı o? Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası devam evet. ediyor. Harem Kabare devam ediyor. Misafir tiyatrolarımız var, onlar devam ediyor. Konserler devam ediyor. Ağustos'ta bir süre kapatıyoruz. Onun dışında Eylül süper. Başına tekrar başlıyoruz. Eylül'de ya da hemen daha öncesinde beraber olalım. Şimdi 90'lar mı? Türkiye'de fenomenim. Şöhretin bana getirdiği hava, arkadaşlıklar, seks. Tarif edemem. Elton John ve George Michael bile benim kadar şahane yaşamamıştır. Demişsin Hürriyet Gazetesi'ne 2015'te. Ay vallahi dediysem demişim. Evet. 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 Ben öyle Elton John'u, George Michael'ı, bir de üç harfli bir şey dedin orada. Onu pek karıştırmam şeyleri var ama demek ki... Dört harf demişim. Olmasın. Yok, üç harfli bir x'li bir şey. Onu da ha. söylemem kolay kolay ama demek ki... Ha öyle üç harf yani yabancı dilde yazıldığında evet. Ha üç harfler yok, niye? Değil. Evet, evet. Peki. Şimdi bu... bir takım katkılar, dolgular yaptırmaktan dolayı mutsuzsun. Çünkü bir tür alerjiler yarattı galiba. Evet ya. Yüzünde bundan rahatsız oldun ve evet. ne diyorsun, tavsiye etmiyor musun insanlara? Hiç etmiyorum, sakın diyorum.
ama biliyorum ki onlar da yapacak. Evet. Çünkü bu konuda kimse kimseyi dinlemez. Bu farklı bir şey. Hı. Ben milyondaki iki tanenin şanssızın içinde yer aldım. O da oldu. Uzun bir yani çok kötü bir dönemdi. Geçti gitti. Bitti. Artık unuttum onları. Peki Hollywood yıldızlarının da başının böyle bir belası var. Birçok yıldızı görüyoruz. Mickey Rourke'da oldu aynısı. Evet, Mickey Rourke'da oldu. Hanımlarda da çok var. Onlarda da var. Var. Yani belki fotoğraflarında güzel görünüyorlar ama hayat bir fotoğraf değil. Yani bir fotoğraf olarak yaşamıyoruz. Yani hayat video olarak yaşıyoruz. İnsanları görüyoruz, hareketli görüyoruz. Şimdi, dolayısıyla hani fotoğrafta güzel olabiliyorlar. Kadınlar özellikle bununla tercih ediyorlar. Çünkü kadınlar fotoğrafa bakıyor. Fotoğrafını çekiyor, makyajım güzel olmuş mu diye. O bir fotoğraf. Fotoğrafta güzel olmak, güzel çıkmak, alımlı, havalı bir ruhu olması başka bir şey. O fotoğrafçının çok başarısı. Aklısın. Ama bunun için fotoğraflarda güzel çıkayım diye katkılar yaptırmaya başladığın zaman bu başka bir süreç başlıyor galiba. İşte o dönem el ele kol kola böyle o çocuk parkına gittiğimiz bir dönemdi yani. Doktora öyle gidiyorduk. Evet, doktora öyle gidiliyordu. Bir elimde az solist, öbür elimde solist altı. Sürü sepet gidiyorduk. Hepsi pirupak, bir tek ben böyle bir şey oldum. Yani bu da benim şansım diyorum. Bana kalırsa elleme gelin. Evet, hani hele ki bu işlerin içindeyseniz hiç ellemeyin. Çünkü televizyon ekranı daha da her şeyi büyütüyor. Piksel olarak daha canlandırıyor. Ama hayatınız hani normal televizyon dışında ilerliyorsa hani çok küçük dokunuşlar artık güzel de durabiliyor, çok küçük. Ama onun dışında ben tavsiye etmiyorum. Hele genç kızlara yani 18-20 bakıyorum gidiyorlar. Hani utanmasalar ellerinde enjektörle dolaşacaklar. Evet. Gençlerde beni korkutuyor. Aileler de buna dur demiyorlar. Bu da beni korkutuyor. Yani o genç kızımızın annesi de böyle şeyler yapıyor. Bir de işin anlayamadığım bir alışkanlık tarafı var. Yani öyle bir bahsediyorlar ve öyle kendilerini durduramıyorlar ki sanki kumar gibi, sanki uyuşturucu gibi. Yani belki de önümüzdeki yıllarda bu böyle bir illet haline gelecek. Yani artık bir estetik müdahaleden yani gerekli estetik müdahaleler var ama o kadar artık hayatımız içinde ve teşvik, herkesin birbirini teşvik ettiği bir şey ki. Yani oturuyorum mesela, karşımdaki elini böyle suratıma koymuş. Diyor ki bana, Okan'cığım diyor, şunu diyor hemen aldır diyor. Hiç de dur daha. Hani şunu diyor hemen al, şunu diyor, bunu da bir de. Ya diyorum bırak, o benim çizgim. Ama diyor çok çökmüş. Evet, çökecek. Normal. Ama orada neler var? Ben hep bu izleri taşıyorum. Hani nasıl bazı filmlerde vardır. Hani kahraman polisler birbirlerine façalarını gösterir. İşte şuradan vuruldum, şuradan bıçaklandım, buradan şey oldu. Bu da savaş yarası, bu da bilmem ne yarası. İşte bu da benim hayatımın façaları. Bu da benim hayatımın darbeleri. Öyle ama ya mesela ben yine istemem. Evet. Bu kadar şeyin üstüne yine istemem. Ne istemezsin? Hani oramda o dalgalar olsun. Hani bu yaşadıklarımdan sonra yine istemem. Yani bu başka bir şey. İnsanın, ben kendimi böyle ütülü, gerilmiş bir suratla devam etmek istiyorum. Ne yapayım istiyorsan. Ya, tamam canım, bir şey yok. Bir şey yok. Ama yani hani sen böyle seviyorsun kendini. Ben öyle biraz rahatsız ediyor beni. Ya ben şeyi çok normal görüyorum. Yani fotoğrafik olarak da böyle görüyorum. Yani çok sevmem öyle fotoğrafları aslında. İşte insanların yüzleri kırış kırış olmuş falan.
sevdiğim için değil. Bir ara Balkan fotoğrafçılarında çok modaydı. Bu Yunanlı fotoğrafçılar da çok sever. Siyah beyaz. Evet. Siyah beyaz ve kırış kırış böyle. Hani özellikle denizci yüzleri, köylülerin yüzleri hani güneşten artık kavrulmuş deri. Hani hakikaten güneşin böyle bir etkisi var insanın derisine. O kadar kırış kırış olmak istediğim için değil ama yine de bir karakter gözü. Belki tiyatroyu sevdiğim için böyle. Evet. Yani çok farklı düşünceler. Sana %100 hak veriyorum. Ama ben sahneye çıktığım zaman böyle boyum yükseliyor. Omuzlarım genişliyor. Saçlarım dolgun olmalı. Daha böyle kendimi 2 metre gibi hissediyorum. O anda da böyle kırışık bir suratım olsun sahnede istemem. Böyle dinç bakmak istiyorum. Peki. Doğru. Hak veriyorum ben de. Özellikle bir sahne insanı için. Yani ben sahnede olduğum için daha çok. Peki. Bugünkü sahneleri nasıl bulduğunu merak ediyorum. Çünkü İstanbul'da sahnelerin en zirvesinde en çok iş yaptıran insan, herkesin kendi sahnesinde, kendi kulübünde, gazinosunda neyse işte çıkmasını istediği insansın. Şimdilerde gece dolaştığında, eşi dostu izlemeye gittiğinde nasıl buluyorsun eğlenceyi? Yani bu bir eleştiri diye kabul etmeyelim. Çok fazla değişti. Şimdi ben bugün senin genç seyircin olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ben sana böyle ceketimle, pantolonumla, böyle smokin ayakkabılarımla gelmek istedim. Dedim ki şimdi onlar dedim bunu görse kikir derler. Sen pop giyin öyle gel dedim. Çünkü yeni popçular spora gidiyor. Spordaki ayakkabılarıyla koşuya gidiyor Belgrad'a. Oradan çıkıyor konsere. Ha biz böyle bir şey yapsak, yani sana şöyle bir örnek vereyim. Ekrem Çatay yaşıyor, ben de ATV'de gelin kaynanayla meşhur oldum. Bu sabah olduğum tıraş, yarın, ertesi gün çekim yapıyorum. Ne kadar uzayabilir sakalınız ertesi gün? Ekrem Çatay beni çağırdı, çok tepki geldi, bir daha böyle sakalından televizyona çıkma, kovarım seni dedi. Evet. İşte yaşayan canlı. O zamanki ahlak sahne adabıyla şimdiki farklı. Ama tabii yeni gençlerde şarkılarına, repertuarlarına lafım yok. Ama yani o kadar da öyle spor yapıp da sahneye çıkmasınlar yani. Evet. Orhan Gencebay çıkar karşılarına. Ya. Fıs fısım elimde.